Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Her şey yolunda, istediğiniz gibi gidiyordur. Mutlu, huzurlu günler diliyorum herkese. Bugün bizim rutinimiz her zamanki gibi duş saatimiz. Mira da yeni uyandı. O da şimdi böyle hareketlenmeye başlamadan kıyafetlerini hazır etmek istedim. Havlusu, duştan önce yine iç örtüsü arkadaşlar. Kıyafeti, atleti, bezi var arkada. Şöyle göstereyim. Atletini ve bezini. Alt değiştirme örtüsü. Alt değiştirme örtüsünü bazen almıyordum. Hani kullandım kullandım. Aa, bir şey olmuyor, bir şey olmaz diye. Böyle bir iki kez kullanmadım ve sürprizlerle karşılaşabiliyorsunuz. O yüzden artık ihmal etmiyorum. Çünkü karşılaştım birkaç kere sürprizle. O yüzden dedim ki yok artık alt değiştirme örtüsünü sermek gerekiyor. Çok da komik anlar, güzel anlar oluyor aslında. Çingira, Mira üstünü giymeyi çok sevmiyor. Yani giyindirirken birazcık böyle ağlıyor falan. Eğer iki kişi isek birimiz Mira'yı giydiriyoruz. Birimiz de böyle hafif çıngırakla böyle öttürünce o da sakinleşiyor, duruyor. Üstünü giyindiğini hissetmiyor. Şampuan arkadaşlar şöyle. Yalnız bu bana hediye gelmişti, böyle minik kapaklı. Çok kullanışlı olmuyor açıkçası. Şu şekilde almıştık biz. Bence bu daha kullanışlı olur yıkarken. Şöyle direkt sık oldu bitti diye düşünüyorum. Ama bu da biterse atmayacağım. Çünkü uzun yolculuğa falan gidersem böyle bir küçük kutu lazım olur diye düşünüyorum. Ve bir de bebek yağı. Şimdi beraber duşa gidelim. Ama duşa gitmeden önce size şunu söylemek istiyorum. Annemle birlikte ilk işte ben annemle yıkadım. Sonra Mehmet annemle yıkadı falan derken. Sonra annem artık hani biz alışalım diye biz ikimizi yıkatmaya başladı falan. Şimdi alıştık çok şükür. Ama onlardan böyle küçük küçük videolar çektim. 3-4 yıkamada. Çünkü çok fazla böyle çekemiyorsunuz, seri olmanız lazım falan derken çekebildiğim kadar çekmeye çalıştım. Hem çocuk bekleyen arkadaşlar için bebek nasıl yıkanır, nasıl yapılır, nasıl korkmadan, ağlamadan yıkanır şeklinde hem de güzel böyle tatlı, keyifli dakikaları sizlerle paylaşmak istedim. O zaman biz de tekrardan şöyle bir duşa gidelim ama ondan önceki günlerde şöyle minik minik videoları da ekliyorum. Sıcak olsun diye böyle camın önünde duş yaptırıyoruz arkadaşlar. Hem güneş vuruyor, üşümemiş oluyor. Bir de bir şey söyleyeceğim. Ben bu seti çok uygun fiyata aldım. BİM'den aldım. BİM'e böyle 2 ayda bir, hatta son zamanlarda 1,5 ayda bir bebek ürünleri geliyor. Çok da uygun fiyata. Şunu 32 ya da 38 liraya aldım. Filesiyle birlikte 10 lira kovası, maşrafası da 3 liraydı. 3 ya da 4 liraydı. Yine A101'e falan da geliyor. Gerçekten ben çok memnunum ve çok uygun fiyata geliyor. O açıdan tavsiye ederim sizlere. Çocuğun bir de yılan bağlamış. Ellerim de üşüdü. Önce ellerim ayaklarım üşüdü. Mis alacağım. Mis cici kız alacağım ben. Ne oldu? Aha. Ulan bu tuvalet çişini mi yaptı? Gaz yaptı. Şu sırtı niye kızardı kız? Niye kızardı kız? Niye? Ya. Kulağına su gelmemesi lazım. Ay ya. Ay. Aa. Maşallah sana kızım. Sen ne yapıyorsun? Artık duruyor mu ayakta? Ben büyüdüm baba ya. Suyu yüzüne şimdi kaldır dökelim sırtına hava soğuk üşümesin. Ellerini tuttuğunda kendini çok daha güvende hissediyor ve ağlamıyor. O yüzden biz de bir kişi ellerini tutuyor, diğer kişi de yıkıyor. Ben şimdi ellerini yıkıyorum, babası da onu yıkıyor. Evet. Güzel kızım. Biz ne yapıyoruz? Ben kızım. Aşkım.
Ne yapıyoruz biz? Hoşuna gidiyor mu kızım? Bebeğim. Oh ben yerim seni. Gel canım koltuk altlarını da. Oh. Oh 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 oh. Sıkıyorsun ama. Kızım. Çok şükür suyla ilgili hiçbir problemimiz olmadı. Sadece yüzüne geldiğinde tabii biraz şey yapıyor ama ağlamıyor öyle. Değil mi kızım? Evet. Oh. Bir kat daha yıkıyoruz. Her şeyi iki kat yapıyoruz. Şöyle. Koltuk altlarımızı yıkayalım. Bekle kuzum. Tamam. Hayır aşkım. Yok kuzum. Ellerimizi. Gel aşkım benim. Gel baba elini. O kadar güçlü tutuyor ki ellerimi size anlatamam. Hı. Aşkım ver elini. Hı baba. Aferin babacığım. Şöyle. Evet kızım. Evet aşkım. Bekle kuzum. Bekle bir tane. Şu boğaz altını da yapalım sen. Sen elini tut. Ben tamam. Aferin benim kızıma. Benim kızıma bir aferin. Oh. Aferin. Oh. Tamam. Kızım yok. Şansınıza fazla son. Evet. Şimdi üst kısmını yıkıyoruz. Değil mi kızım? Evet. Suyu çok mu sevdin sen? Evet babası suyu çok sevdi Mira. Hadi dönelim. Dönelim. Hadi dönelim mi kızım? Gel kızım. Gel bismillah. Gel annesi tut. Havluyla birlikte bunu önden ona ekliyorsunuz. Havlu çünkü sert oluyor. Çocuğun cildi çok hassas. Yumuşacık zarar görmesin diye bununla kuruluyorsunuz. Evet çok güzel oluyor bu sistem. Evet. Gerçekten ben de annemden öğrendim. Hem de cildi hiçbir şekilde zarar görmemiş oluyor. Böyle. Gidelim yıkayayım beyi. Hadi gidelim. Gidelim. Hazır Mira Hanım uyumuşken biz de içeceklerimizi içelim. Öğlen şöyle ne yapalım diye düşündük. Yalancı biber dolması güzel olur dedik. Bir de hava da sıcak. Hani iyi olur. Soğuk soğuk da yiyebiliriz. Tabii ki malzemelerimizde biber var. Ve diğer malzemeleri hemen annem göstersin sizlere. Olmazsa olmaz soğanlarımız. 3 tane soğan. Bir güzel kavruluyorlar. Tabii ki olmazsa olmaz pirinç, kuş üzümü. Bir yemek kaşığı şeker, tuz da öyle, biraz karabiber, limon, nane. Bu arada pirinci de dolu dolu bir kase olarak kullandık. Şimdi pişirme aşamasına geçelim. Geçelim. Şöyle biraz sotelendikten sonra kuş üzümünü atıyoruz. Annem kuş üzümünü yıkıyormuş. Evet yıkıyorum ben. Şöyle iki şeker kaşığı tam bir kaşık oluyor şeker. Mesela bazıları şey diye düşünebilir hani bunda salça yok falan ya da susuz diye diyebilirsiniz. Bu yalancı arkadaşlar. Biz yalancıyı salça koymuyoruz. Evet. Bazıları koyuyor. Biz öyle alıştık öyle gösterdiler bize ama isterseniz salça koyabilirsiniz. Evet. Arzuya bağlı. Şeydi, nane rendim onu da, karabiberi de biraz altını kapattıktan sonra koyuyorum. Daha güzel oluyor. Herhalde şimdi, baharatlar daha güzel oluyor. Evet, daha lezzetli oluyor. Pirinçleri de koyduk. Marketten bir pirinç aldık. Güzel pişmiyordu.
Annem dedi ki dolmada kullanırız, olsun dedi. Şimdi dolmalık değerlendiriyoruz. Evet, tuzumuzu atıyoruz. Şeker zaten soğuk şeylerin vazgeçilmezi. Zeytinyağı. Evet, zeytinyağlarını. Suyunu dökeceğiz. Tabii ki suyu da çok olmayacak. Bazısı kavurmadan yapıyor. Biraz kavrulunca daha güzel oluyor. Şöyle suyu da bu kadar. Yani yüzlenmeyecek. Böyle biraz az olacak. Şu şekilde. Kapattıktan sonra, suyunu çektikten sonra koyacağız diğer malzemeleri. Evet, şimdi nanesini atıyoruz. 2 çay kaşığı tam geliyor. Biraz limon sıkıyorum böyle. Daha mayhoş mayhoş, çok güzel oluyor. Böyle bu kadar. Karıştırıyoruz. Bu çiğ çiğ bile yenir. Çok lezzetli oluyor. Bizim eskiden derdi kadınlar ki, teyzelerimiz, içim çok güzel oldu, içim çok güzel oldu. Şimdi böyle biraz dinlenecek, sonra dolduracağız böyle. Ha, karabiberimiz vardı, pardon, onu unuttum. Bir çay kaşığı da değil, yarım çay kaşığı böyle. Son bir tur çevirelim. Pirince de karabiber çok yakışıyor. Evet. Anne, hamsili pilavın içinde bundan farklı bir şey var mı? Farklı bir şey yok. Sadece nane koymuyoruz. Hamsili pilavı. Ha, nane koymuyoruz sadece. Aynı. Karabiberimiz, şeyimiz. Evet, şimdi içini dolduracağız. Biberi çıkartma taktiğini hepiniz biliyorsunuzdur. Ucunu tutup içeri batırıp çekiyorsunuz, çıkıyor. Şimdi ben dolduracağım bunların içini. Şöyle elinizi bastığınızda şöyle bir parmak açıklık kaldı mı yetiyor. Ama ben gene de hani pirinç artar diye domatesini sonra koyacağım. Biberleri küçük olursa daha güzel olur. İçimiz arttı, patlıcan kestik, koyduk onları. Şimdi biraz su koyup pişireceğiz. Zeytinyağı dökeceğiz, pişireceğiz. Ve dolmalar pişti. Şöyle göstereyim size, hatta şu anda ılıklar. Çünkü ılık yemek, hatta bunu böyle buzdolabına koyup soğuk soğuk yemek daha da güzel oluyor. Şöyle gerçekten tadı da mükemmel oluyor. Kesinlikle yaz günlerinin vazgeçilmez lezzetlerinden bence. Yuvarlak yuvarlak kestim. Şimdi bir paket kremayı bir güzel şöyle dökeceğim. İçerisine şunun ağzını biraz daha açayım. Evet. Kremayı döktük. Başka da yok zaten. Hemen elimi yıkayayım. Elim krema oldu. Tamamdır. Kurulayım. Birazcık krema katı arkadaşlar. O yüzden ben çok azıcık da
süt ekliyorum. Şöyle göz kararı, yani şöyle söyleyeyim size, yarım çay bardağı kadar. Patates tuzu çok sever, tuzu çeker. O yüzden şöyle bolundan tuz atıyorum. Ve karabiber. Olay bu kadar basit bitmiştir. Karabiber. Çünkü patates karabiberi de çok seviyor. Bir de şu karabiber de çok güzel oluyor. Biraz da bundan koyacağım. Açabilirsem. Heh. Bu da gerçekten çok lezzetli oluyor. Tane karabiber. Evet. İşte bu kadar kolay. Şimdi yapacağım tek şey, bunu fırına alacağım ve pişirmeye göndereceğim. Daha sonra tek bir malzememiz kalacak. Elimle harmanladım ki güzel olsun diye. Sosuyla birlikte bir güzel borcama döküp fırına aldıktan sonra tek bir malzeme kaldı demiştim. O da kaşar. Pişmeye yakında rendelenmiş kaşarı ekleyeceğim. Evet, patateslerim şöyle hafif kendini verdiler. Hemen kaşarlarımı da üzerlerine eklemeye başlıyorum. Patatesleri fırına verdim. Onlar pişerken milföylü börek yapayım dedim. Milföyler çözüldü. Mezim de var, tazecik. Biraz da maydanoz doğradım. Birazcık da pul biber ekleyeceğim birazdan ona. Hemen milföylerimi de bir güzel sarayım. Doğru fırına gitsinler onlar da. Evet, bugünkü öğlen menümüz hazır. Şöyle milföyler pişti. Fırında patatesin güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten çok güzel görünüyorlar. Ondan da var. Çayımız da demlendiğine göre bizlere afiyet olsun. Ve geldik günün en keyifli saatine. Şöyle kahve zamanı yapalım dedik. Annem, babam ve ben şöyle yemeğimizi yedik, akşam yemeğimizi. Üzerine de güzelce kahvemizi içelim. Bugün birazcık yorgunluk var üzerimizde. Yorgunluğu da Nescafe iyi alıyor. Babam da Nescafecidir, ona eşlik edelim dedik. İnşallah sevdiğiniz, beğendiğiniz, hoşunuza giden bir video olmuştur. Kanalıma abone olup videomu beğenip beni desteklerseniz çok sevinirim. Günlük paylaşımlarım için Instagram adresim Selma'nın Huzurlu Evi. Oraya da sizleri beklerim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.